Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ayşe. Ben Su. Bugün sizlere Güney Kampüs turu çekeceğiz. Aslında YouTube'da çok fazla böyle video var ama bir güncel de bizden olsun istedik. Başlamadan önce açıklamadaki sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz çok memnun oluruz. O zaman başlayalım. Tam bu noktada işte burada kartlarımızı basıp okula girişimizi yapıyoruz. Burası da Etiler Kapı'ymış. Vallahi giremedim. Hafta içi günden 8 ile 6 arasında şatılarımız kalkıyor. Buradan başlıyor, Güney Meydanı'na sizi götürüyor. Şatılarda bize havanın çok sıcak olduğu günlerde bayağı bir kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda buradan 59 RK kalkıyor. Boğaziçi öğrencileri RK'yı fazlasıyla kullanıyor. Çünkü burada Güney Kampüsü ile Kilyos arasındaki ulaşımı sağlıyor aslında. Böyle. Aşağıda gidelim o zaman. Aslında okulun spesifik manzara yerleri var ama aslında okulun her yeri manzara. Yokuştan inerken de sağa döndüğünüzde her yerde manzara görebilirsiniz. Böyle sabah dersleriniz olduğunda yürürken buradan şurada bir durup bakmak o kadar iyi geliyor ki insana. Şimdi Peteklere gidiyoruz. Peteklerde de çok güzel bir manzara var. Burası neresi? Burası arkadaşlar Petekler. Peteklerde muhteşem bir manzara var. Peki niye buranın adı Petekler yani? Olay ne? Çünkü altıgen şeklinde. Peteklerde altıgen diye böyle bir isim almış. Akşamlar burada oturmak çok keyifli oluyor arkadaşlar. Muhteşem bir yer. Sabah derslerinize gelirken bu manzarayı görüp yine muhteşem şekilde başlayabilirsiniz. Öf. Susadınız mı? Beleş su mu içmek istiyorsunuz? Okulumuzun imkanlarından yararlanmayı unutmayın. Basıyorsunuz, sonra da biraz kötü içiyorsunuz. Benim gibi. Aha. Burada bir yol ayrımımız var. Buradan ilerlediğinde mühendislik fakültesine gidiyorsun. Mühendislik binası var. Buradan gittiğinde de ana meydana, Güney Meydana ulaşıyoruz. Şimdi siz de mühendislik binasına gidelim. Evet, burası da mühendislik binamız. Aynı zamanda burada Garanti Bankası da bulunuyor ve bu binanın içerisinde de büyük kulüp odamız bulunuyor. Aynı zamanda makine, inşaat, elektrik, elektronik, tüm mühendislik fakültesi de burada. Bölüm bölüm kat kat ayrılıyor. Sınıflarımız burada yani. Evet arkadaşlar, burası da mühendislik merdivenler. Şöyle buradan aşağı inelim. Buradan indikten sonra karşımıza mühendislik çimler gördüğünüz gibi çıkıyor. Dediğim gibi Güney Çinler değil, mühendislik Çinler diye geçiyor burası. Zaten mühendis olup da burada vakit geçirmeyen büyük ihtimalle olmayacak. Eğer bir akasılıkta etkinliklere gelirseniz, etkinlik sonrası kutlamalarımızı, muhtelif içecek kutlamalarımızı burada yapıyoruz. Onun dışında şuradan da aslında mühendisliğin bir girişi var. Oradan dümdüz ilerleyip sol yaparsanız da büyük kulüp odası sizi karşılayacak. Bu şekilde şuradan da aşağı yardırarak Güney Çinler'e, Güney Meydan'a çıkabiliyorsunuz. Ekstra olarak da burası da Fen Edebiyat. Arkadan da girişi varmış ama asıl girişini birazdan size gösteriyor oluruz. Sürekli Boğaziçi binası diye ilk çıkan bina genelde bu arkadaşlar. Bu binanın ön tarafı. Evet arkadaşlar, az önce arkasında olduğumuz binanın nasıl girişi burası. Aslında videolarda, fotoğraflarda bütün gördüğünüz o binalar, yani asıl Boğaziçi binası burası oluyor. Abi burası da Fen Edebiyat Fakültesi. Genelde temel bilimler burada okuyor. Burs falan alıyoruz. Henüz burada derse girmedim. İkinci sınıfım. Gireceğimi de düşünmüyorum. Sadece geçerken böyle bizim binamız diye hava atıyorum, o kadar. Çok sıcak. Evet, arkamda da şimdi Albert Lancol'u görüyorsunuz. Diğer adı da Saatli Bina aslında. Bizim de etkinliklerimiz burada gerçekleşiyor. Eskiden de bir kiliseymiş ve hatta bir perdenin arkasında kilise orgunu görebiliyorsunuz burada. Arkadaşlar burada 24 Temmuz'da başlayacak olan üniversitemizin tanıtım günlerinin çadırı var. Siz de üniversitemizdeki bölümler hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak için tanıtım günlerinde istediğiniz bölümlerin sunumlarına girerek bölümlerinizi daha iyi tanıyabilirsiniz.
Evet arkadaşlar, burası da birinci güney yurdu. Birinci güney erkek yurdu. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri de genellikle çıkıyor. O yüzden genellikle üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerin hayali burası. Aynı zamanda güney kampüste stadı bulunuyor. Sadece bir tane stadı var. Orası da burası. Çarşıda falan çalışma yerleri var ama genelde insanlar burada çalışmayı tercih ediyor. Bu şekilde. Evet, burası da İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin binası. İşletme, ekonomi ve politika bölümlerinin dersleri burada alınıyor aslında. Bu binanın birden fazla girişi var. Bir giriş burada var. Bir tane de basket sahasının arkasında giriş var. Bir de binanın tam arka tarafında kalan bir giriş var. Burası da var bir de. Öyle. Buradan da güneyin dibimize kahve alıyoruz. Güzel kahveleri var. Öyle size gelip alabilirsiniz. Tam şu an az önce bahsettiğimiz birinci erkek yurdunun aşağı tarafındayız. Burası çarşı. Çarşıda şurada Wonderbox var. Buranın yemekleri güzel, günlük menüleri de güzel. Başka atıştırmalık menüleri de var. Burası da lunch, burası bir nevi küçük study diyebilirim. Buraya çalışmaya gelebilirsiniz. Ses. Burada da Boğaziçi'nin hani geri kalabileceğiniz bir mağaza var. İşte Boğaziçi'nin sweatshirtleri, o gördüğünüz, onları satıyorlar. Rozetler var, bir tişörtler var, bir sürü. Sanırım kapalı şu anda, evet. Genelde hafta sonları ve hafta içinde 5'ten sonra kapalı oluyor. Ama dikkat edin. Burası berber. Ben hiç denemedim ama deneyim insanlardan tavsiye alabilirsiniz. Ne kadar iyi olduğuyla ilgili. Burası da bu şekilde. Şurada yine ders çalışabileceğiniz, konferanslara girebileceğiniz bir alan var. Kişiler de baksınız zaten. Burada da bu şekilde yemeğinizi alıp burada yiyebilirsiniz. Güzel, serin, tatlı bir yer bu şekilde. Burası da Güney Kampüs'teki basket sahamız. Manzara eşliğinde burada basketbol oynayabilirsiniz. Buradan devam ettiğimizde de manzaraya gidiyoruz. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Gördüm. Biri gelirse burada bir eser vardı. Artık çok komik olduk. Yok, beraber biri daha eşlik etmesi lazım. Sen bana eşlik eder misin? Edemem. Edersin. Sevdiğim kız başkasına varmış. Ay, seviyormuş artık. Ali Cap var mı? Evet. Ben de kim olduğunu falan ona gelmedim. Niye gelmedin? Hatırlamıyorum, hiçbir sebebim yok. Manzaradan sola doğru devam ettiğimizde de Kennedy'ye çıkıyoruz buradan. Burası da okulun en iyi manzaralarından biri aynı zamanda. Ve okuldan iki mezun evlendiğinde düğününü burada yapabiliyor ve çok büyük bir şans bence. Şu an gerçekten çok güzel denk geldi. Tam olarak bir evlenecek galiba bugün. Bu akşam burada halay çekmeyi planlıyoruz. Şu anda açılmadığı için aşırı üzgün olduğum bu kapıda az önce size bahsettiğimiz İktisadi İdari Bilimlerin art aslında bu manzara tarafındaki kapısı. Bu kapı genel olarak aşırı fazla kullanılıyor ve buradan aslında bölüm derslerine giderken falan bayağı bir geçiyorsunuz ama o kadar ağır bir kapı ki. Burada Duran var, okulun rehberlik merkezi. Ayrıca aile sağlık merkezimiz var ve diş kliniğimiz de var. Burası sadece okul öğrencilerine ve çalışanlara hizmet veriyor. Burası da orta kantinin arka girişi aslında. Şurada balkon gibi çok tatlı da bir yerimiz var. Buradan da devam edelim. Bu arada bu binanın adı Dodge Hall. İçinde kapalı spor salonu var. Genelde bu tarz faaliyetler için kullanılıyor. Bir de Özgür Arlas diye de geçiyor. Arkadaşlar ayrıca Dodge Hall'un yanında Demir Demirgil salonumuz var. Orada bizim çeşitli etkinliklerimiz oluyor sene içerisinde. Burası da orta kantinin girişi aslında. Burada da cinsiyetsiz tuvaletlerimiz bulunuyor. Yani unisex. Buradan da orta kantine girebiliyoruz. Burada da görüyoruz. Çalışma saatlerimiz 11 ile 21 arasında. Şu an hafta sonu ve yaz dönemi olduğu için aslında boş ama dönem içinde burası hep çok dolu oluyor. Montaları mükemmel. Tavsiye ediyorum. Çıtır tabağı da güzel. Evet, orta kantin. Buranın şöyle.
Buranın en sevdiğim yanı arkadaşlar, Amerikanlı'nın 22 TL olması. Gerçekten, bu arada 2023'teyiz. Burası spor fonikinin olduğu Doçor. Devam edelim. Kantinde bu merdivenlerden çıktıktan sonra sol taraftan Özger Arnaz'a ulaşabilirsiniz. Sağdan da Doçor ve Demir Demirgil'e ulaşabiliriz. Gördüğünüz üzere zaten burada gayet açıklayıcı bir şekilde üst katta Demir Demirgil'i, alt katta da spor kulübünün veya işte çok amaçlı salonun orta kantinin bulunduğunu da görebilirsiniz. Burası az önce yukarıdan göstermiştik. Birinci erkek yurdu. Manzarası çok güzel örtekçiler. İçerisi tabii bu altı katı. Yukarısı yurt olarak kullanılıyor. Normalde sene içinde burası da çok fazla kalabalık oluyor. Şu iki katı bizim yine genderless tuvaletlerimiz. Genel olarak çamaşırlar ısınmış. Manzaradan bu şekilde devam ettiğinizde buradan böyle dümdüz yürüyünce aslında tam da şu tarafta Sevgililer Bankı diye adlandırılan bir lokasyon var. Aslında oraya gidiyoruz hep beraber. Bir de tam olarak burası aslında mini çimler. Alternatif çimler. Alternatif çimler. Bu şekilde geçiyor. Burada da aslında oturan insanları görebilirsiniz. Hatta hamak kurmuşlar. Sevgililer Bankı'ndan da buradan çıktığımızda bu merdivenlerden de yemekhaneye indik. Şurası da Sosyal Bilimler Enstitüsü bu arada. Devam edelim. Burada da merdivenin yarısı da Atatürk Enstitüsü'nü görüyoruz. Ne güzel. Merdivenlere indiğimizde de burada bizi psikoloji ve sosyoloji binası karşılıyor. Buradan devam ettiğimizde de... Bu bina Latif Birkan binası. Aslında ekonomi öğrencilerinin fakültesi farklı bir bina olsa da onu göstermiştik yukarıda. Derslerimiz genelde burada işleniyor. Tam da buradan aslında yemekhaneyi böyle aldığınızda böyle kıvrımlı bir yolla bebek yokuşa inebiliyorsunuz ve tam aşağıda aslında bebek kapı dediğimiz kapı var. Yürüyerek gitmek biraz sıkıntılı oluyor ama yol üzerinde bebek havuz var ve bebek havuz yazın muhteşem oluyor. Yolu çekilebilir kılıyor diyebilirim. Yemekhaneden yukarı doğru çıktık ve böyle bir yokuşumuz var aslında. Yine kıvrıla kıvrıla gidiyor. Bayağı da tatlı bir yer. Buradan yürümek genelde çok keyifli oluyor asıl yokuşu tercih etmiyorsanız. Bir de yemekhanenin orada meydana doğru çıkan ölümcül bir merdiven var. Gerçekten ölümcül. Yani bu yolu tercih edin, bu yolu sevin, bu yolu sevdirin. O kadar. Az önce yokuştan yanından dolandığım binada Mithat Alan Kültür Merkezi. Burada sinema, tiyatro, çeşitli kültür faaliyetleri gerçekleşiyor diyebilirim. Bir de burada inanılmaz böyle bir aynamsı bir yer var. Buradan böyle deli gibi fotoğraf falan çekiliyoruz ne zaman buradan geçsek. Siz de yapabilirsiniz. Bir de buraya kedi maması bırakmayın. Öyle rica etmişler. Tam olarak az önceki yol ayrımlarından birine geldik. Buradan böyle dümdüz gittiğinizde Güney Meydan'a, çimlere çıkıyorsunuz. Tam olarak buradan döndüğünüzde de okuldan çıktığımız yokuşa gelmiş oluyorsunuz aslında. Bu yokuşu beraber ağlaya ağlaya çıkalım şimdi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir.
vardır. Boğaziçi Üniversitesi'nin gizli yerlerini izlemek için de şuraya bakabilirsiniz. Ayrıca da açıklamadaki diğer sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Teşekkürler. Burası Fen Edebiyat Binası. Temel bilimlerin okuduğu bölüm. Burası da Fen Edebiyat, tamam mı? Kimya falan filan okuyor burada. Temel bilimler. Burs mus alıyoruz, o kadar. Başka bir özelliği yok. Zaten daha burada derse girmedim hiç. Hava nasıl? Ölüyoruz, ölüyoruz. Anlatamıyorum. Çok sıcak. Tamam işte bizden başka bir adet insan yok çünkü çok sıcak. Aynen. Türkiye'de sadece Boğaziçi'ye görebileceğiniz bir heykel var. Arkadaşlar, Teletubbies bu. Ay. Olağanüstü bir heykel. Çok şey yapma. Yer inecek gibi. Çok korkunç ya. Şuna bak. Gelecek gerçekten. Şu an ben çağırırsam evet. Gerçekten grubun en kızı geliyor ya. Soğuk. Soğuk. Hayır dokunma, dur. Hayır. Atabilecek bir şey yok.